beyler, Celil Nalçakan ve Can Gox'la beraberiz. Hoş geldiniz, alkışlıyoruz değerli misafirlerimi. Evet, bu iki cool adamla beraber, yani karizmatik, çirkin ama yakışıklı falan filan. Hiç bilmiyorum bu duyguyu. Nasıl bu duygu bu? Hani hem çok çirkinsin ama hem de kızlar sizi cazip buluyorlar, hoş buluyorlar, seksi buluyorlar. Gerçekten hiç bilmiyor musunuz bunu? Bilmediğim şeyler benim dünya güzeli olduğum için. Yani yoksa nasıl olur? Nasıl gidiyor? Sen bir de kilo verdin değil mi o dizi için? Bu kilo vermiş halin. Bu kilo vermiş halim abi, aynen. Ya 19 kilo mu diyorsun? 18-19 civarı bir kilo verdim. Evet. Ama işte öyle bir verdim yani, böyle bir gerekiyordu, yaptım. Niye herkes bu kadar perişan oluyor, sen böyle diye anlatıyorsun bunu? Yani değil mi, çok perişan olanlar mı? Bir de yaşadığı zamanı ben hatırlıyorum, yani acılı bir dönemdi. Acılı mıydı hakikaten? Evet. Yani ağır bir dönemdi yani. Mesela Can benimle beraber sürekli ağlamak üzere olduğunu hatırlıyorum. Haşlanmış tavuk yedi sürekli yani, gerçekten. Yani haşlanmış tavuk mu var? Haşlanmış tavuk. Şey. Efendim söyleyeyim. O su, bir su içiyordun. Saçma sapan bir su. Evet. Adını ağzıma almak istemediğim. Evet. Nimettir yine de. Yo efendim. Ama içinde bir tek su yoktu, suyun yani. Ha. Evet. Çeşitli bir şey, ne? Herbal. Evet ya, her şey vardı. Herbal diyorlar galiba şimdi. Peki ama o zaman tabii ki kilo verme aşamasında eğlence de olmuyor biliyorsun değil mi? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani ot yiyorsun ve ot gibi yaşıyorsun değil yani mi? Ota daha benziyorsun. Daha az çekmek için 9.5 gibi uyuyordum. Çok fena. Evet. Mesela işte televizyonda hamburger yiyen birini görünce gözlerim doluyordu filan. Çok fena, evet. Ki biz bir de severiz böyle beraber oturalım saatlerce, bir şeyler yiyelim, sohbet edelim. Sizin aslında yani sizi beraber çağırmamızın hiçbir nedeni yok. Yani değil mi? Siz arkadaş olduğunuz için sizi beraber çağırdık. Yani genelde mesela işte bir tiyatro grubu oluyor, bir film yapmış oluyorlar filan. Sizin dostluğumuz dolayısıyla beraber çağırmamızın nedeni beraber olmanız. Aynen, dostluğumuz yani, çok yakın olduğumuz için. Niye yakınsınız? Ne anlıyorsunuz birbirinizden? Ya aynı şeylerden hoşlanıyoruz. Aynı cümleleri kurabiliyoruz. Hmm. O bir birliktelik açıklaması gibi oluyor. Hatta bazen cümle dostluk kurmuyoruz. Yani şu anda birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Ama nereden baksanız 4-5 seneye. Ya aslında şöyle bir durum var. Yani security sohbet denen şey var ya. Bayılırım. Yani biz konuşmadan konuşuyoruz. Ne güzel isim buldun ona. Yani security sohbet. Yani çok fazla konuşmaya gerek duymuyoruz biz. Şöyle de denilebiliyor. Ben öyle denmesini de seviyorum. Sessizliklerin ağır gelmemesi. Evet. Çünkü evet, genelde pek tanışmayan insanlarda ya da aralarında problem olan insanlarda sessizlikler ağır gelir. Sürekli o sessizlikler şu ya da bu gereksiz cümleyle yırtılmaya çalışılır. Aynen. Sizde yani o biz yok. 4,5-5 saat içinde galiba 10 ya da 12 cümle kurmuştuğumuz vardır ki akşamlar. Evet, daha ben fazla de, değil yani. Benim de öyle arkadaşlarım var. Beraber çalıştığım bu dadaların da genel koordinatörü olan Barış arkadaşım, evet, öyledir. Yani mesela beraber işte ya İstanbul'da bir yerde ya da beraber tatile gittiğimizde oluyor. Çünkü başka kimseye tahammül edemiyorum. Barış'la beraber oturuyoruz. Ondan sonra şey diyor, böyle bir bakıyor ama bu 5 saat 6 saat sonra diyor ki Allah affetsin diyor, şu adam da pek çirkin diyor filan. Sonra derin 6 saat daha bir sessizlik filan böyle. Yani hani o müthiş tatil oluyor zaten yani. Hani bir yerde oturup başkalarına bakıp biz dünya güzeliymişiz gibi hani başkalarına bakıp dedikodu yapmak hakikaten komik oluyor. Sessizliğin birlikteliği gayet insanı bir taraftan hem huzur içine atıyor hem de bu o anlaşma çok farklı bir şey. Ne haber dediğin anda 3 ay, 4 ayda konuşmasan o dostluk. Bravo. Farklı. Kaldığımız yerden başlayabiliyoruz. Aynen. Bazı dostluklarda, asker arkadaşlıklarında, yatılı tabii okul arkadaşlıkları, lise arkadaşlıkları, hı, mahalle arkadaşlıkları, evet, kaldığımız yerden başlarız. Memleketi sevmemizin de bir nedeni budur. Memleketi, doğru, zaten memleket olduğu için severiz ama buradan gitmememizin, burada olmamızın, burada olmayı sevmemizin nedeni de budur. Yani devri daim olsun. Cem Karaca'nın öyle bir albümü var değil mi? Nerede kalmıştık? Aynen. Aa, evet. Aynen. Tabii. Aynen. Yani ne güzeldir.
Muazzamdı o. Evet, bu arada tabii ki programı sanki siz hiçbir şey yapmıyorsunuz da buraya kıraat etmeye gelmişsiniz gibi de şey yapmayalım. Senin bir oyunun var. Oyunun evet. ismi Üçü Bir Arada. Evet. Benim salaklığım, özür dilerim, şimdi duyuyorum. Fakat sen bir de bu oyunu kapalı gişe oynuyorsun. Yani çok iyi iki oyuncu ahbabım, bir hocam ve bir kardeşimle oynuyorum. Evet. Benim durum aslında oynamak değil... Bedava en yakından izliyorum oyunu. Şimdi hemen söyleyeyim. Üçü Bir Arada oyunun ismi. Yazan Yunus Emre Gümüş, yönetmeni Engin Alkan. Çok severiz. Oyuncular Cem Davran, Celil Alçakan ve Onur Özaydın. Evet. Ve bir oyun metni var. Ondan biraz söz edelim. Erkek dünyasının kale direkleri arasına gizlenmiş sırları. Bir erkekte aşk acısı kaç gün sürer? Yılbaşı gecesi... Mecburen tanıştığınız komşunuz sizinle intihar etmek isterse, babasının gözünde uslu bir çocuk olamayanların 30'undan sonra şirinleri görebilme yöntemleri. Hepsi ve dahası bu oyunda. Üçü Bir Arada, kadınlar eşitlik ararken aslında erkeklerin de 1-0 galip gelip başlamadığı hayatla, yok 1-0 gelip başlamadığı hayatla mı? 1-0 mağlup başladı. Mağlup başladı, evet. Farklı bir tanıtım metni olmuş. Hayatla maçımızı ve okulda, işte kavgada, yatakta girdiği her maçta skordan skora koşmak zorunda bırakılan erkekliğin türlü hallerini anlatıyor. İzleyiciniz çoğunlukla kadın mı, erkek mi? Yani şöyle ki, ilk sezon oyun, aslında oyunun orijinal adı Erkekler Futbol ve Dahası'ydı. Güzel. Bizim afişimizde Mehmet çekti, Mehmet Turgut. Bir kale direğinin üstünde işte Cem abi, ben ve Onur. İlk sezon genelde hanım izleyicilerimiz, kadın izleyicilerimiz gelmedi. Sonra Cem abi dedi ki, abi boyun adını değiştirelim. Üçü bir arada oldu. Böyle şey gibi. Üçü bir arada ama neye çağrışım yapıyor? Üçü bir arada i̇şte, olunca mesela reklamlar var öyle üçü bir arada diye. Sonra değil mi içecek reklamı var. Vallahi Engin sonra... Hoca buldu, biliyorsunuz. Engin Hoca bir şey bulunca biz üstüne bir şey evet. söyleyemiyoruz. Evet, üçü bir arada. Ne geliyor? Pınar, ne geliyor insanın aklına? Üçü bir arada deyince. Mesela şey, çiçek var. Çiçek, ne çiçeği var? Üçü bir arada diye çiçek mi var? Ya atıyorsun ya. Çiçek dedi. Hay, çiçek. Ben çiçek anladım. Ondan sonra ne var? Üçü bir arada maraton diye. Maraton filmler vardı zamanında. Evet. Evet, garip. Mesela şeyi vardır, şimdi oynanan Reykuni oyunu çok güzel, evet. Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç ve diğerleri oynuyor. Orada onun ismi ikinin biri. Evet. Sizinkisinin ismi ama üçün biri değil, siz üçü bir arada diyorsunuz ona. Yani ben şu an hep oyundan çıkmak üzereyim. Ben yani, Cem abi az sonra yani arayacağım. Aslında yani. Şey, ilgi çekici bir isim. Peki üçü bir arada deyince ne oldu yani şeyler? Evet, futbol filan dediğiniz için hanımlar evet. gelmiyordu. Üçü bir arada deyince artık anlamsız bir isim oldu. Zaten tiyatro seyircimiz de daha çok hanımlar. Çünkü hanımlar daha entelektüel erkeklere göre. Kesinlikle katılıyorum. Dolayısıyla siz burada soru işareti de koysaydınız oyuna, bu isimleri gören, zaten bu tecrübeli isimleri, iyi oyuncuları gören hanımlar zaten gelirdi. Yani... Ya o kısma ben kendimi çok dürüst olmak gerekirse, yani fazla tevazu da, ama saçma sapan bir şey, ama çok kendimi oraya koymak taraftarı değilim. Yani ya çünkü İstanbul Halk Tiyatrosu'nun bir oyunu bu. Evet. Bir İstanbul Halk Tiyatrosu'nda Erkan Can var. Evet. Yıldıray Şahinler var. Cem Davran var. Bahtiyar Engin var. Şimdi onların yanında hani birazcık ben galiba o hususta şeyim ya. Ne denir ona? Ustamın kıymetini biliyorum diyelim. Ya evet, bu da benim için de zor. Şimdi bu bahsettiğin çocuklarla da ben beraber büyüdüm. Evet. Yani. Konservatuvarda. Şimdi sen tabii bu kadar başarılı bir adam olarak gelip işte ustalar falan, onlarla ilgili konuşunca bana da garip geliyor. Çünkü biz onlarla oturduğumuz zaman bizim ustalar da artık göçenler. Yani değil mi? İnsan yaşlanmak gibi oluyor bu da yani. Şimdi onlar usta falan değil mi? Ustanın ustası. Yani şey tabii. Tabii ama biz de bu sanat... mesleğinde bu saygı sevgi devam ediyor. Evet. Hakikaten herkes de gayrı, sen de hakikaten mütevazı bir insansın. Ya bıyıklarına bu yakıştıramadım onu yani, böyle bıyığın olsun. Aslında biliyor musunuz, benim sakalım vardı. Evet.
bugün kesim anlatabilir miyim Ciddi sebebini? Misin? Evet. Ama yakışıklı olmuş. Estağfurullah. Öyle de bir giderim vardı ama. Ya çok garip. Benim anneciğim kesin izleyecek bu programı. Benim sakallarım beyaz çıkıyor. Ve annem sürekli bana şey diyor. Oğlum bir derdin mi var diyor. Bir süredir. Şimdi bugün de ya bu programı da izleyecek ya. Ya yine üzülmesin diye ben kestim sakallarımı yani. Ya bu ne bu böyle duygu yumağı şeklinde geldi? Niye öyledir. Böyle yapıyorsun bizi? Öyledir. Bize ağlatacak mısın bizi? Niye böyle yapıyorsun ya? Niye canım ağlamayı yani, bilmeyenin gülmesi? Yani annesine de çok ya saygılı. Gerçekten öyle ama çok tatlı kadındır. Evet. Abi bilseniz yani, ki bilen var. Haftada bir buluşup ağlaşıyoruz zaten. Genelde. Sen de çok duygusal bir insansın. Ben çok. Yengeç burcu olduğum için. Vallahi ne hale geldik ya böyle bir duygulardan duygu beğen programı şey. Peki bu oyunu söyledik. Senin Ah Be Ah albümü ne zaman yayınlandı bu? Bunu tekli olarak çıktık. Ha bir tekli bu. Tekli. Albüm yazmışlar bana. Olabilir. Tekli ne zaman çıktı? 3 Ocak veya 4 Ocak da çıkarttı. 4 Ocak. 4 Ocak'ta çıktı. Ah Be Ah'ın özeti hepimizin içerisinde bir Ah Be Ah dediğimiz an var. Yani ortak olarak bu cümleyi paylaştığımız çok anlar oluyor ve içimizden gelen sözler de bu şekildeydi. Sonra Erdem sağ olsun Erdem Tarabuş'la beraber besteyi yaptık ve çok içten ve çok basit ve sokak dili gibi yazdık sözleri. Ah be ah bir haklısın diyemedim. Bir ayrılık hikayesi var. Bir ayrılıktan pişmanlık bir hikayesi var. İki kişinin arasında bir haklısın diyemeden ah be ah dediğimiz anlar vardır ya. İşte o anlara bir gönderme oldu. Sağ olsun dostlar da dostlar diyorum ben dinleyicimize. Onlar da sahiplendiler şarkıyı. Şu anda internette de dijital mecrada da bir yayınlanıyor ve mutluyuz. Güzel bir şarkı yaptığımıza inanıyoruz. Kabul eden, seven eyvallah, sevmeyen, hoşuna gitmeyen de canı sağ olsun. Çok iyi. Siz böyle beraber tatilde ne yapıyorsunuz? Böyle kumsalda mı oturuyorsunuz? Evet. Yapma ya. Çok denize giremiyoruz. Bir tahta sandalye falan vardır herhalde değil mi? Bir masa. Tabii tabii. Aynen. Ya. Aynen. Yani mesela beraber nasıl denize girebilirim? Çünkü o kadar çok saçı var ki denize girdiğini anlamıyor falan. Evet. Ben yarım saat sonra falan denize mi girdin diyorlar. Yok diyordum işte ıslanmıyor çünkü saçlar öyle bir durum var. Biz bir kere öyle bir şey ama yaşadık Taksim'de. Ama sen daha çok bir insan değil de bir logosun herhalde değil mi? Evet öyle bir ya, durum bir var. Sen bir logosun yani. Ben çünkü bir de bozmuyorsun da kendini değil mi? Hiç. Mesela ben sürekli bozuyorum. Şimdi saçlar beyazdı. Şimdi bundan ona peruk takacağım diye buraları şey yaptım. Ondan sonra kestim sonra... Kızım dedi ki artık baba bu ne ya bu beyaz falan tamam dedik onu bunun üstünde siyah boyattık fakat kenarlarını da kesince ben böyle bir geçkin Nazi subayıyla böyle bir saçma sapan bir şeyin arasında kaldım. Benim mesela sen logosun. Yani en sen... son nişandaydı yani ufak tefek dokunmalar. Nişan için saçlarımı düzelttim. 1,5 santim ufak tefek değil hiçbirmiş. Üyler bile anlamadık. 3 sene falan oldu galiba herhalde. 1,5 senedir evli olduğumuza göre 3 senedir tabii. Saçlara dokunulmadı. Ya bir gün Taksim'de böyle rezil bir yağmurda yürüyoruz. Karşıya geçtik Kadıköy'de can dedik yağmur mu yağıyor? Anca akmaya başladı aşağıdan çünkü. Evet, aynen öyle oluyor. Güzel. Peki. Şu klibe bir bakalım o zaman. Lütfen. Beraberce. Şu Taksim bölümünde kestim ki şarkı çok güzel. Teşekkür tabii ederim. Ki. Sağ olun. Yalnız bir izlenimi mi yani seni tanıdığımdan beri hissettiğim bir şeyi izleyenlerimize de aktarmak istiyorum. Sen nereye gidersen git oraya ait gibi durmuyorsun. Mesela şimdi hanımefendiyle beraber oynuyorsunuz. Mesela kızcağız bir sandalyede oturuyor değil mi? Hemen sandalyede oturan kadın oluyor. Ama ondan oyuncu... Deniz, ben... tabii ki ama denize bakıyor mesela. Denize bakan kadın oluyor. Yani sen pembe bir çamaşır leğeni gibi hiçbir yere ait olamıyorsun. Yani o manzaraya bak vallahi siyah beyaza bile seni koysak yani... Sakın çamaşır leğeni lafına alınma. Aklıma o geldi ilk olarak. Yani mesela pembe bir çamaşır leğenini nereye koysak orasıyla uyuşmaz. Yani banyoda bile dursa banyoya bile uyuşmaz. Hiçbir yerle uyuşmuyorsun. Ondan sana dedim ki logosun sen. Bu şimdi çok güzel bir özellik. Yani nereye koysak olmuyor.
Nereye koysak olmuyor. Ve tarih dışı bir adam gibisin. Mesela eskilerden kim böyledir? Mesela David Bowie böyledir. Hmm. Hiçbir tarihte David Bowie'nin fotoğrafını koy, kendi zamanıyla alakası yok adamın. Evet. Hiçbir, o da logo. Yani, Ziggy Stardust. Ziggy Stardust. Kafası. Yani böyle insanlar var. Böyle hani şey olarak, mesela bizim Tarkan. Hoppa falan filan. Hop böyle bir oynak kıvrak falan. Yani hep hemen şeyine ait oluyor. Mesela o damda bir tane şey çekti. Kedi mi demedi mi bir şey çekti mesela. Onda bile o damdaki Tarkan oldu. Oh. Tamam mı? Ama o, sen, o bile damdaki Tarkan olabiliyor. O bile logo değil. Sen çıktığın günden beri logosun. Sürreal bir kafa olabilir mi? Evet, yani bir şey, sen uymuyorsun. Mesela oraya işte bir eve girdiniz filan. Evet. Yani bu ancak seninle ilgili şöyle söylenebilir. Mesela Ayşecik tatilde var ya. Yani Ayşecik tatildenin özelliği tatil değil. Ayşecik'in tatile gitmesi. Onun için seninle ilgili de şu yorumlar yapılabilir. Yani Can Gox evde. Can Gox denize bakıyor. Bakmıyorsun aslında. Yani bak, mesela sen performanslarda filan da bak. Yani o başta hani Karl Lagerfeld gibi yüzükleri filan taktı ya. Hiç kibar yani yüzükler. Klipte oynayan kendisinin eşi de ona gülüyor 8 saattir. Ya biliyorum eşi olduğunu ama bak o kız mesela seninle evli olduğu halde hemen oraya uyum. Sen belki evliye de uyum sağlamıyorsun. Belki kıza sormak lazım. Yani sen evde nasılsın mesela? Evde uyum gösterebiliyor musun? Ya evde çok mutluyum. Yani onu sana sormuyorum. O mutlu mu? Onu soruyorum. Güler mutlu mudur? Mutludur. Mutludur. Ya değil mi? Öyle baba, öyle bir durum yok mu yani? Mesela ya ben onun eşi olsam, hiçbir yere sığmayan ve oturmayan bir adam var orada. Hayır, her gece eve Can Gox gelmiş gibi oldu. Çünkü bir de böyle yani, çok güzel. Eve Can Gox geliyor yani. Ne oldu? Can Gox geldi. Yani değil mi, böyle bir şey var yani, gerçekten orada değilsin gibi, böyle bir fotoğraf geliyormuş filan gibi, çok çok acayip bir his. Bu niye böyle oluyor ve bir sanatçı için en güzel şey, ciddi söylüyorum. Evet, bununla yaşamak zor ama yani bir otobüse bindiğinde veya bir taksiye bindiğinde hep karenin dışında kalmakta bunu hissettiğim zamanlar oluyor. Çünkü insan zorlanıyor. Çünkü şöyle bir küçük bir anekdot anlatayım. Şeyde, bir şehirde hatırlayamıyorum şimdi, konser var ve araçta uyumam gerekiyor. Çünkü iki şehir arasında şey yok, uçak yok. Dört saat falan uyumam gerekiyor. Yastık da yok şeyde, koltuklarda, arkada. Dedim ki bir yastık bulalım bir yerden lütfen. Durduk araçla, girdik bir yere. Ben de indim, mola verdik, dinleniyorum dışarıda. Dükkanın da önüne geldim, çocuklar girdi içeriden yastık bakıyorlar. Abi bu olur mu falan filan. Gişedeki, kasadaki kız böyle yaptı şimdi. Dışarıda fotoğraf çekilmeye başladı işte, gelen çocuklar işte şeyler fotoğraf çekiyorlar. Yanındakine böyle yaptı. Ben de duyuyorum. Neymiş dedi. Neymiş? Öbürküsü dedi ki ben bir şeye benzetemedim. Sen benzettin mi? Öbürküsü geldi yine bu sefer, git bir sor bakayım ki neymiş, bir şeyse ben de fotoğraf çektireceğim dedi. Bravo. Yani, çünkü sende bu bir şey var. Evet. Hani kimmiş şey... değil. Kimmiş değil, neymiş, bir şeyse fotoğraf çektireceğim. Ama sen bir de tabii ki şey, yani sen de diğer sanatçılardan farklı bir ortaya çıkışın, açılımın, kendini tanıtışın oldu. Yani sen hep böyle bir hani işin underground, daha böyle bir dipten gelen dalgadır senin müziğin. Böyle öyle geldin, evet. Hiç böyle debelenmeden, ayaklarına çırpınmadan bir şöhret edindiğin için... Tabii ama demek ki sen doğduğunda da böyle doğmuş da olabilirsin. Belki annene babana sormak lazım. Yani böyle bir tip olabilirsin sen baştan itibaren. Evet. Hani doğan sakallı çocuk kıyamet habercisi sen, evet, olabilirsin. Ya, sen vardı. Niye yastık ya. Aldın ki? Ya, evet, benim yastığa ihtiyacım yani olmuyor lazım ama. Ya evet, çünkü şey mesela Tuncer de seninle çalıştığı zamandan, aynen, diyordum ki ne yapıyorsunuz falan. Diyor ki abi sürekli konser, evet, yapıyor. Çünkü Can Gox'un zaten evde olması da saçma bir şey. Yani Can Gox hani böyle olan ve böyle şarkı söyleyecek olan bir adam yani. Benim babamın Can'la alakalı bir tespiti var. Çok sever annem babam. Eyvallah. Selamlar. Erkek kardeşimi. Babam şey der, gırtlağına bülbül oturmuşlar. Can'dan için. Çünkü böyle hani babam genelde her şeyi çok fazla sevmez. Benim oyunculuğumdan da nefret eder mesela. O yüzden yıllarca konservatuvara yollamadı. Benim bülbül oturmuş değil de herhalde ses biraz kırçıllı olduğu için bir bülbül takılmış olabilir. Ama bülbül süveter giymiş olabilir hocam. Süveter giymiş. Ama yani ses de, ses çok acayip. Yani
hakikaten başka bir şey ve abartmadan abartılı, zorlamalı, debelenmeli bir şey değil bu. Senden böyle geliyor. Aynen. O ona şey ne dedi? Ödüllü diyoruz. Gifted gibi bir şey var. Hmm. Yani bu bir hediye demeyeyim de ben ödül diyeyim Tanrı tarafından. Allah tarafından verilmiş bir ödülümüz maşallah var. Ve bunu da paylaşmak bizim görevimiz. Başka da bir amacımız olamaz. 12 sene bir şirkette çalıştım. Sonra hayat işte dediğim gibi döngü, çember seni alıp tekrar sen buraya aitsin diye çeviriyor. Ben de 12 sene sonra telefon açtım. Dedim ki Alas Mallık, ben tekrar şarkıcı olmaya karar verdim. Hı. Teşekkür ettiler. Patronumun da çok güzel bir lafı var. Cancığım sen işi burada 12 sene çalıştın. Onu hobi olarak yapıyordun. Müziği hobi olarak yapmıyordun bu zaman içerisinde dedi. Hı. Teşekkür ettim. Sağ olsunlar. Onlar da yolumu açtılar. 12 sene çalıştığım yerden şimdi tekrar şarkıcılık. 6-7 senedir şarkıcılık yapıyorum. Profesyonel olabilmek de istemiyorum aslında ama. Ama bir açlıkla da ne kadar çok çalışıyorsun, ne kadar çok konser veriyorsun aynen, maşallah. Aynen. Koşabildiğim kadar, kavuşabildiğim kadar insana kavuşmak istiyorum. Hmm. Amacım o. Yani bir kişide bir, bin kişide bir bana. Ben konser iptal etmem. Hmm. Onun için şeydir. Tabii bu dönemde sizin çok güzel yazınız. Tekrar ben de bir şarkıcı olarak size teşekkür edeyim. Ben teşekkür ederim. O dönem içerisinde bir kişi de birdir, bin kişi de birdir bana. Koşarız, Tuncer de bilir zaten. Yani bayağı da koştuk, onunla da beraber koştuk. Onun için kavuşmak olarak gördüğüm için konserleri, neden bu kadar çok koşuyorsun dediklerinde de ben doyamıyorum ki. Yani koşmaya. Siz de bilirsiniz. Yani bu inşallah da doyamayacağım kadar da koşarım. Peki aslında keşke eşin de tabii ki seyircilerimiz arasında ama ona da sormak isterdim. Senin pijamalı bir halin var mı? Bir fotoğrafın filan acaba? Yoktur herhalde. Yani pijama giyiyor musun? Senin bu halin pijamalısı var mı? Tabii ki. Var. Böyle bildiğimiz pijamalı. Var yani hani yelekle ve şeyle doğmadım tabii. Kot pantolonla doğmadım ama yani. Evet. Ama öyle sananlar var. Gözlüğümü hiç çıkartmadım. Yani işte hani şey neydi, seviyor musun bu gözlüğü falan diyorlar. Hayır, gözlüğü karartmamın sebebi de buradan da açıklayayım. Hani bu artistlik bir amaçta değil. Gözlerim 4,5-5 numara görmüyorum. Aha. Onun için ışığa da hassasiyetim var. Sürekli ışık altındayız. Kararttık. İyi saçlar yapıyorsun. Da böyle yani hani daha da olur. Ama bak mesela Celil'in fotoğrafları nasıl karizmatik sana göre? Estağfurullah bak. Ama vay vay. Ay. Evet. Ya. Tatlı çocuk ha. Adam güzel ama. Burada Hakan Altun'la berabersin. Evet. Çok romantik bir anınız. Hayır şöyle ki hemen açıklayayım mı? Burada bir kedi var. Kavun. Kavunun doğum günüydü. Biz de ona şarkı söylüyorduk. Vallahi yani. Ya siz numara mı yapıyorsunuz bu kadar duygulu musunuz? Ya vallahi ya? Billahi öyle. Abi, ya bir yavru öyle. Kediye doğum gününü kutlamak yok, maksadı. Yok bir yaşına girmiş artık, yavru değildi. Peki. Ha onun için söylediniz yani. Bu yavru tabii değil. Yavru kedi anlamaz mı? Hakikaten Allah kedi var orada. Allah. Evet. Yani ilginç hakikaten. Değil mi? Ya niye iki erkek baş başa elimizde ut? Yani evet. Bu çocuk da ama çok şeydir. Çok da muazzamdır. Duyguların çocuğu. Muazzam. Ben ona Neandertal vücudunda duygusal diyorum çok. Hiç çünkü bunu ifade etmeyen bir şeyi var. Çok çok özel. Tipi var. Evet. Burada yine kediyle beraber numara ya bunlar. Ha, bu böyle misin hakikaten ya? Nefret ederim hayvandan. Niye böyle bir şey yapayım abi durumuna gel. Alerjim var ama Instagram'da çok beğeni geliyor. Hangi hayvan olursa bu senin Instagram'ından. Evet. Evet, bütün hayvanatla zaten şey bu hangi tür hayvan? Anlatayım bunun hikayesini. Lütfen. Abi bir yere çekime gittik. Songül'le işte bir aile hikayesini oynarken abi lamalar var. Lama mı? Evet. Lamaya da benzemiyor. Hiç ne belli değil. Evet. Yani epey lama. Ben de arkaya dönüp evet. Yok ben şey abi epey böyle geldiler abi, takıldılar. Hatta bir ara kafasını karavana soktu filan. Vallahi yani Allah. Orada vardı ama bir yanımıza geldiler yani sağ olsunlar. Ama bu benim yani bir insanın lama ile kurduğu en yakın ilişki olabilir. Ben çünkü çok seviyorum lamalardan abi. Biraz çekinirler yani. Evet. Değil mi? Tükürür der, bir şey der, aynen. Saldırır der filan. Belki de işte ön yargılar bunlar. Olabilir. Bak lamayla böyle de olunabiliyormuş. Lama en azından yüzüne tükürüyor, arkandan tükürmüyor abi. Vay, alkışlıyoruz bu güzel sözü. Hocam çok güzel çocuk. Can senin bir Instagram hesabın yok mu? Var.
E niye oradan fotoğraf? Demek hiçbir ilginçlik yok Instagram. Şey, aynı logo duruyor. Ben Instagram'ı o kadar kötü kullananlardanım ki. Ben hiç kullanmıyorum. Biz de tiyatro afişi falan koyuyoruz. İşte o kadar bizde de. Yani Instagram şekilde. Yine de takipçilerimiz var. Onlara işte kültürel haberler, aynen, tiyatro haberleri falan veriyoruz. Çünkü o Instagram bence bu neslin sonu olacak. Yani Instagram çok da sen de neyse Instagram'da dalga geçer gibi lamayla fotoğrafını koyuyorsun da yani hakikaten olacak gibi. Ben de sadece konser duyuruları, evet, aylık programımız ve özel hani aile içinde kutlamamız olduğunda, özel bir gün olduğunda onu paylaşıyoruz. Yani çok fazla 10 tane falan fotoğraf, 20 tane fotoğrafımız vardır. Güler'le benim fotoğraflarım var. Başka hocam. Aynen. Nerede kedi var, köpek var, lama var hep. Öyle. Kaplanlı fotoğrafım vardı bir ara. Kaplanlı da mı? Hmm. Allah Allah, hayvan sever. Evet. Evet. Peki, Can diyor ki röportajında, bu eski bir röportaj, tekamülcüyüm. 12 sene boyunca uğraştım, müdürlüğe kadar geldim, eleman olarak başladım. Hiçbir derdim yoktu, cebimde param vardı, hayat sigortam vardı. Demişsin, hayat bir koyuyor tokadı, sen müzisyen olacaksın diyor. Diretsen de karşı gelmezsin. Ya ne acayip tersinden gösteriyorsun. Yani insanlar halbuki yani sen hayat sana bir tokat koymuş. Hı hı. Müzisyen ol ulen diye bir tokat patlatmış ve sen bunu şimdi mecburen yapıyormuşsun gibi bir ifade mi var? Tam tersi. Şöyle aslında yapmak istediğiniz iş şarkıcılık. Hayat seni oraya getiriyor. Çünkü caz şarkıcısı olursanız ve işte bir yerde yıldığınız zaman oluyor. Yani ve ailede de bir vefatla karşılaşıyorsunuz. Hmm. Hayatımda böyle bir zor dönem vardı. 20'li, 18'li yaşlarımda. Sonrasında 20'de işte Bilgi Üniversitesi'nde caz okudum. Sonra okulu bıraktım. Bıraktıktan sonra çalışmaya başladım. Eleman olarak dediğim niye gidip caz okudun? Yok başka bölüm. Ne yapayım? Blues ve caz şey Oxford vardı da biz mi okumadık durumuna geliyor bu iş ama. Ama caz da böyle marjinal bir tercih değil mi yine de? Marjinal bir tercih. Caz evimde %100 caz dinlemiyorum. Ben blues dinleyicisiyim. Sıkı bir blues dinleyicisiyim. Cazın özel ve bana uyan kollarını seviyorum. Ama dediğim gibi okulda da çok caz üzerine çok yoğunlaşmadım. Hep bluesy şarkılar seçtim. Sınavlardan da blues şarkılar sayesinde geçtim. Ama sonrasında tabii şöyle 20 kişilik sahnelerde pazar günleri veya salı günleri sahne yapıp 19 kişi gelince kim yok, 21 kişi gelince kim geldi yeni diyorduk. Ve bu 10 sene boyunca aynı durumda devam edip insanı yıldırana kadar bir durumla karşılaşıyorsunuz, böyle zorluk gibi bir durumla. 49 noktasına komando eğitimi deriz biz buna. 50 TL değil, 48 TL de değil. Bunu sağ olsun bizim bütün dostlar bilir. Blues'la uğraşan, cazla uğraşan Türkiye'de. Hepsinin arkasındayım, yanındayım. Yani ama ben bu yolu seçtim. 12 sene bıraktım müziği ama tabii müzisyen olarak çalışmak da çok büyük bir yük. Gerçekten çok zor. Arkadaşınız geliyor diyor ki bak böyle bir CD çıkmış işte Amerikalı bir grup falan. Tabii siz külliyatını biliyorsunuz. Aa ne kadar güzelmiş deyip köşeye ayırıp dinlemeden onun daha iyi bir albümünü arkadaşınıza hediye ediyorsunuz. Bir güzel, de bunu dinler misin diye. Bu zorluklarla yaşamak, egoyu yutmak, kendini rendelemek çok zor. O dönemde de o zorlukları da aştıktan sonra ve bir işte hayat tokadı attı dediği zaman da sen yeter aldın artık dersini deyip tekamüle inanırım. Tekamülsüz de durum olmaz yani hayatta. Tekamül demek ki o zamanı geldiği anda da seni alıyor, tekrar şarkıcı yapıyor. Ben de hiçbir şey demedim. Bu sefer iç sesi de dinledim biraz. Dedim ki tamam uyuyacağım sana. Devam edebilirdim. Hiç problem yok. Cebimde param olurdu. Yani genel müdür yardımcılığına kadar yürüme ihtimalim vardı. En son bıraktığımda müdürdüm. Ama istemedim. Gerçekten istemedim yani. Arabam, bilmem ne, ıvırım zıvırım umurumda değil. Şimdi hayat beni çok güzel bir sanat alanına getirdi. Çok güzel dostluklar kurdum. Ailemi kurdum, evlendim. Bundan sonra çok güzel üretebileceğime inanıyorum tekrar. Ve yani, çocuk istiyor musunuz? Tabii ki. İstiyorsunuz. Tabii ki istiyorum. Ama çalışmak da lazım onun için. Böyle istemiyorsun şey değil mi? Tabii, değil mi? Tabii ki. Yani evet. Çocuk için çalışmak ayrı bir zevk ama. Ayrı bir güç ve motivasyon. Zor, o çünkü çocuk için yani bunu şimdi evlenmeyenler, evli olmayanlar, çocuk yapmamış olanlar
bilmiyorlar tabii. Çocuk için çalışmak gerekiyor. Ben de eskiden şans eseri oluyor sanıyordum. Ama evlenince ve çocuk isteyince Allah hemen vermiyor. Hemen vermiyor, biraz güçlükler oluyor. Yani niye oluyor bilmiyorum. Çoğu arkadaşım, genç arkadaşım çocuk için uğraşıyorlar. Ama şimdi tabii ki birçok engeller de var. Çok fazla radyasyon alıyoruz. Aynen. Özellikle büyük iş yerleri, plazalar, böyle yerlerde baz istasyonları, bütün bunlar çocuğa engelliyor. Eskiden ne biçim patır patır eski doğuyorduk. Şimdi öyle değil. Çocuk çok arzu ediliyor. Çocuk çok isteniyor. Çok istendiği için de o da biraz ayak duruyor çocuk gelmekte. Aynen. Böyle bir, yani bizim de planımız... Senin baba olman da çok ilginç olur. Ya ben onu hevesle bekliyorum. Yani baba olmak ayrı bir duygu. Allah herkese tabii... Ama duygusalsın zaten, ne sulu göz olursun. Tahmin etmiyorum olacağımı ama... Hadi be. Belirli bir zamana kadar herhalde. Aman çocukluk yani blue çağına gelene kadar herhalde sulu göz olmazsınız, doğru mudur? Ha, sen öyle san. Ben hiçbir şeyi hayatta... Ne ağlarım ne bir şey filan. Şimdi kızım benimle dalga geçiyor. Baba ağlıyorsun galiba yine değil mi? yok canım. Yani sende var mı çocuk? Yok. Ben hiç evlenmedim. Düşündüm hiç, bir ara ama. Hiç düşünmedim. Hiç. Olmuş ben olabilir, haberin olmayabilir. İhtimaller dahilinde olabilir, bilemem. Fakat benim durumum şey, annem artık mesela dalga geçiyor benimle. İşte ellerinizden yalar bir torunum var diye. Evde bir köpek var benim. Ya bence şey ya, yani mesela canım baba olması gerekiyor. Ben, sizin de baba olmanız gerekiyordu. Ne güzel de oldu. Fakat işte mesela herkesin baba ya da anne olması gerekmiyor. Ben mesela çünkü çok o tarafta değilim. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Evlilik? Efendim, yani çok sevdalanırsam tabii ki evlenirim. Ben çocuk... İşte aksine çok sevdalanırsan katiyetle evlenmemek lazım. Oradan başını İşte o yüzden hiç evlenmedim. Evet. Ama niye, mutlu son diye bir şey yok mu yani? Yok. Peki. Evet, yok. Susuyorum. Ama şimdi vallahi sanki üç kız oturmuş. üç kız getir, oturmuş. Kısırımız vardı. Diyoruz gibi ha, yok. Kısırımız altınlarımız da verip. Kısırımız üç kız oturmuş varlığı, ben de ani olmak istiyorum falan gibilerden. Ne duygulu çıktılar bu tüylü tüylü adamlar. Ben ne şaşırdım buna ya. Değil mi? Ama senin diziler filan da değil mi? Ben her dizimde evliydim. Öyle mi? Ama ne diziler yaptın? Hepsi tuttu dizilerin. Dur bakayım nerede şey? Ha, şimdi sen Poyraz Karayel'de oynadın Zülfikar. Eyvallah. Ona ha, Kara Komikler'de 2'de oynadın Emanet'te. Eyvallah. Ondan sonra neler neler var. Sonra Elveda Diyorsun, Eyvallah Diyorum kitabın bu. Evet. 2019. Niye bu kitap? 2018 öyle aslında. Mi? Pardon, ben de öyle yazıyorum. Ya ben aslında 2016'dan 2017'den beri kafada yazıyorum. Kafada yazdıklarımın maşallah. Toparlanmış evet, kafa dergisi. Şimdi ama oynadığın dizilerde hepsi iyi diziler. Yani Kış Masalı, Hanımın Çiftliği, Bitmeyen Şarkı, İntikam, Poyraz Karayel, Hayati ve diğerleri. Bir aile hikayesi. Ya aslında hata benim... var mı burada? Yok. Aslında benim meziyetim değil. Benim iki tane ya galiba 10 yılı geçti. 2 adet menajerim ve kız kardeşim var. 2 adet menajerim var. Ya işte menajerim değil ya, biz aileyiz zaten artık. Ve yani neredeyse çocukluktan arkadaşız. Ben onlara hep o kadar güvendim ki. Çünkü bu hani şey yani ben arkamı yaslamayı çok seviyorum. Böyle, çünkü herkesin başka bir profesyonelliği var. Mesela Gülden ve Çağla bunda oyna bu olur dedi ve ben oynadım, oldu. Evet, çok iyi seçimler. Evet. Yani ya bir... onlar seçti, ben oynadım sadece. Ya şimdi tabii ki bütün televizyonların kazanmak için diziden başka bir şeyleri olmaması, ürünleri evet, olmaması. Evet. Artık televizyonculuğu da unutup her biri dijital dizi kanalları gibi. Hani diyoruz ya Netflix falan, bizim ulusal kanallarımız da Netflix gibi arka arkaya diziler, tabii, filmler. Ondan sonra bir şey yok, programcılığı unuttu televizyonculuğumuz. Dolayısıyla hani orada da bir dizi lotosu var, ne çıkarsa bahtına. Evet. Yani şimdi girersin bir işe, bunlara da sorsan bu dizicilere, yani
dramaturji departmanı kanalın ya da genel yayın yönetmeni ya da yapım şirketinin adamları falan 3 sene. En az tabii 3 sezonumuz garanti. Hayır şey diyor bir de 3 senedir bu diziye çalışıyoruz. Ulan 3 senedir bu diziye çalışıyorsunuz. 3. bölümde kalkıyor. Yani ya intihar edin ya şeyler gibi Uzak Doğu'da olduğu gibi parmağınızı mı kesiyorsunuz? Harakiri mi yapıyorsunuz? Yani bu kadar salaklık olur mu? 3 sene bir dizi üzerine çalışıyorlar 3 bölüm sonra kalkıyor. Salaklığa bak yani. Ama kime oluyor olan? Oyunculara oluyor. Evet. Hep oyuncular oluyor çünkü onlara bir şey olmuyor. Onlar nasıl olsa bunu kaldırdık, tabii. bunu koyduk, bunu... Kimse de onlara hadi kış demiyor. O üç bölümde, gideceği zaten güle güle belli. Yedeği de var. Şöyle bir durum oluyor yani... Yani emekçi kardeşlerimi bir hasır altı yapmak istemem fakat... Bir dizi bittiği vakit tüm set ekibi 3 hafta sonra başka bir iş bulabiliyor. Hı. Reji ekibi, ışık ekibi... Evet. Ama yani televizyonda çalışanlara da bir şey olmuyor. Yapım tabii. şirketine de. Yapım şirketi biraz daha riskli tabii ama tabii onlar da borca giriyor, kredi alıyor, bilmem ne oluyor. Fakat en ağır yükü evet. oyuncu. Çünkü bir de dizisi kaldırılmış tabii. oyuncu olarak sokakta yürümek var. CV'ye ekleniyor galiba işte. Yani. Çok ağır. Fena. Kesinlikle. Zor bir şey. Kesinlikle. Zaten en son oynadığın film yönetmen için söyle yani en son yönettiğin film kadar başarılısın gibi tabii, bir durum var ya. Yani. Evet yani. Tabii ki. Yani kolay bir şey değil. Peki. Sen Turvak'ta mı okudun? Evet. Okudun. Turvak bitebilen bir okul mu? Turvak bitebilen bir okul. Türker Bey'in çok büyük bir yatırımı, evet. müthiş bir yatırımıdır tabii ki. Muazzamdır. Allah başımızdan eksik etmesin. Nur içinde yatsın, devri daim olsun. Beni Zeki Baba aldı okula. Ben burslu okudum. Zeki Alasya. Evet. evet. Ve vefatından sonra öğrendim ki okul %100 burslu değilmiş. Yarısını Zeki Baba vermiş. Hadi ya. Paranın. Hadi canım evet. be. Ay Allah rahmet eylesin. Maşallah maşallah. Peki. Çok güzel bir söyleşiydi. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tabii ki biraz daha dikkatli, kontrollü programlar yapıyoruz. Çünkü biz yayındayken askerimizin durumunu, Suriye'deki durumu, diğer bu yeni senede vallahi başımıza, memleketimizin başına gelmeyen kalmadı. Allah vatana millete zeval vermesin. Ama amin, çok amin. Teşekkür ederim. Çok iyi sohbet arkadaşısınız. Biz hakikaten bir tatile gidişinizde yani sen coşarsın tahmin ediyorum da Can Gox'tan ümitliyim. Yani kıpırdamadan oturan tip herhalde o değil mi ağırlıkla? Evet. Genelde öyle oluyor. Ben tabii nerede akşam orta sabah yok ya öyle bir şey. Efendim canım. Beraber yani, o da durgundur. Durgundur yani şey neydi de çok. Ama uzakta öyle görünüyorum değil mi? Aynen. Ben durgun insanlarla arkadaşlık etmek istiyorum. Şeyden çok sıkıldım. Yani kendi çağımın yani benim gibi 90'larda başlayanların baba bir proje var. Var ya bu böyle. Hebe. Yani içeri bir şey kurt kaçmış, bir hayvanat kaçmış gibi böyle yerinde duramıyor. Anladın mı? Böyle ağır. Halbuki... Siz bir gün tatile giderseniz beni de çağırın. Yani halbuki yakında öleceksin değil mi? Biraz dur. Senin mesela tevekkül çok doğru bir şey. Yani biraz artık yavaşlama, sakinleşme ve bu sakinlik içerisinde arkadan gelenlere haydi buyurun çocuklar tabii. siz geçin demek lazım. Bodrum'da karşılaşmıştık zaten biliyorsunuz. Ben o otelin bahçesindeki sandalyede oturmuştum. Herhalde 4,5 saat falan oturmuşumdur orada hatırlıyorsunuz. Evet. Yani senin güzel özelliğin yine logo olarak nereye koysak tamam. orada kalıyorsun. Mesela zaten şirketin karın için bir... çok iyi. Koy bir yere. Git aynı yerden al işte. Araba da gönderebilirsin. Şoföre söylersin. Alın gelin şunu filan. Değil mi? Şirket stratejisi dermişim şimdi. İşte açılış var Can'cığım. Tamam bir gün önceden gidiyorsun. Bir gün sonra geliyorsun diye aynı yerden alırlar. Uyuduğun zaman uyuyabiliyor musun? Uyuyorum. Yani şey... Uyuyor musun gözlerini mi kapatıyorsun? Yani bir uyuma pozisyonu alıyor musun yoksa oturarak mı uyuyorsun? Ayakta da bir... Bana Can Gox ayakta da uyuyabilir gibi geliyor yani. Ben şimdi uykuya geçiyorum. Ve şimdi uyandım gibi. Uyuyorum ama şey uyuyorum. Neydi adı? Zor uyuyorum. Evet. Makineyle uyuyorum. Apne problemim var. Biliyorum eskiden bana bunu söylemişti ama bu açıdan hatırladım. Siz bu şu nazal durumu çöz demiştiniz. Evet çözüldü. Evet hayır ona şey yapmadım ona değinmek istemedim. Özür dilerim öyle anlaşıldıysa. Biliyorum o uyku apnesi durumunu. Hı. Artık modern insanın başında bu uyku apnesi. Aynen. Çoğu kişide görüyorum. Var.
çoğu kişide görüyorum. Bir de artık fark ettik şimdi, artık eskiden mesela herkes evde horlardı. Yani horlamak da bir hayat belirtisiydi. Aynen. Şimdi böyle horlayan görünce aman Allah. Yok, o kadar değil. Benimki falan. Horlama dışı. Bize hırsız girmez yani, öyle söyleyeyim. İçeride ne besliyorlar diye. O tabii latife ediyorsunuz ama. O kadar. O kadar ya, değil. Şey ama tabii ki her horlama da uyku apnesi değil. Değil, uyku apnesi dikkat edilmesi varsa gereken bir şey. Biraz yiyeceğe içeceğe dikkat etmek ediyorum, lazım. Ediyorum. Sağ olsun Güler çok yardımcı o konuda bana. Gerçekten çok dikkatli beslenmeye çalışıyorum. Evet. Bir de tabii ki ne kadar oluyorsa tabii. Bizim neslimizi de sizin nesle de öyle oldu. Bizim neslimizi makine yağlarıyla filan bize her şeyi yedirerek midelerimizi perişan ettiler. Midelerimiz perişan. Evet. Dolayısıyla özellikle sanatkarlar, müzisyenler, tiyatrocular, oyuncular yani sinema oyuncuları, dizi oyuncuları herkes dahil. Bizler böyle şey yok. Şimdi hangi doktora gitsen işte bu diyetle ilgili bir uzman olabilir. İşte dahiliyeci olabilir, şu olabilir. Kaçta uyuyorsunuz? Sabah 6'da. Öleceksin. Yahu o saatte uyunabiliyor bizim işimizde. Aynen. Yani farklı meslekler var. Yani salakça da bu işlere yapanlara da salakça davranmamak lazım. Yani fırında çalışıyor olsam, ekmek işçisi olsam, yine o zaman da sabahlayacağım. Senin sabah kapına ekmek benim sayemde geliyor. İşte. Gerizekalı. Çok sağlıksız. Ben 11'de uyuyorum diyor. Ben de diyorum ki hemen geber. Hemen geber, çok sıkıcı. Müzisyenin en yakın dostu fırınlardır. Fırınlar. Gece 4'ten 5'ten sonra. Abi oyun bitiyor 11'de. Eve gidiyorsun 12. Üstündeki o enerji atman zaten 2 saat. Adrenalin düşürmek. Evet. Ya 2'ye kadar zaten böyle duruyorsun. Lemur gibi olsa da. Tabii canım. Babacığım bir de yani, ne yapacağız? Yani hakikaten bütün o adrenalin de çıkmış ona. Tabii. O böyle saat evet. Mesela işte 11.30'da diyelim ki oyunun bitti. Ne yapacağız? O 10 sayısına çıkmış olan adrenalin sabah 4'e kadar 8-6-5-4 diye inecek. Kesinlikle. Seyircin gelebilir. Seyircin seni seyrediyor ama seyircin zaten sonra alkışlayarak ondan sonra gidiyor. Aynen. Aman pek güzel oyun seyrettik falan diye uyuyor. Sen böyle kızgın damdaki kedi. Aynen. Ondan sonra ne yapacaksın? Ahlaksız hareketler yapmak lazım. Niye bana bakarak efendim ben yine... Ya Can Goks'a bakıp anlatılacak bir durum yok. Sana bakıp anlatacağım. Kime bakıp anlatacağım? Yani ondan sonra ya eğlenceye vuracaksın. Adrenalin nasıl şey yapacak? Yani gidip yani şey şimdi... Yani ben eve gidip Can Goks'ı okuyacak halin yok değil mi? Tabii canım. Roman da okuyamazsın. Ne yapacaksın? Her gece Sürrealist Manifesto'yu bir daha yaparım. Bir şey söyleyeyim mi? Çok tüm samimiyetimle söyleyeyim. Tabii ki söylediklerinizi de yapıyorum bazı geceler. Fakat bu ara şöyle bir çözüm buldum. YouTube diyebiliyor muyum? Diyeyim. Yani bir sosyal paylaşım sitesine. Yahu de Allah aşkına. Bu eski bir ara bunu çıkardılar bazı kanallar YouTube'la ilgili. YouTube artık bir jenerik şey isim. YouTube'da radyo tiyatrosu kanalı var. Evet. Bizim bu şeydeki çocuk... Sakın hemen vazgeç. Yaşlılık belirtisi. Sakın ha, niye ben böyle bir şey yapıyorsun? Ne yapsam yaranamıyorum. Ya niye böyle bir şey yapıyorsun? YouTube'da şey yapıyorsun ben ya. Ben mesela öyle uyuyabiliyorum. Ya ben cinayet dizisi olmadan uyuyamıyorum. Herkesin birbirini kesmesi lazım. Ya yani uyuyabilmek için. Yani hakikaten böyle bir kan, revan. Yani o adrenaline uygun bir şey. Mesela huzurlu geçen bir şey. Yağmur yağıyor falan böyle pış 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 falan. Kesin imkan yok. Yapamazsın. Onun için ahlaksız şeyler hep böyle sanatçılara şey diyorlar böyle. Oo gecelerde yakalandı. Nerede yakalanacak? Sabahlarda yakalanacak halimiz yok ki. Aslında öyle. Yani işimiz bu geceler. Sabah diyor. Karşılarda da yakalanmışlığımız ya var. Ya tabii o jargon devam ediyor. Okan Bayülgen'i gecelerde yakaladık. Ulan işten çıkıyoruz. Yani. Ne oldu ne girmiş? Saçınlarsa bir şey mi girmiş? Kırmızı bir şey girmiş oraya. O normal olanımız ya. Hangisi? Tamam hallettik. Tamam şu anda. Evet. Burada. İşimiz zor. Gecelerde yakalanmaya mahkumuz. Zor iş. Ne yapacaksın? Yani mesela şimdi biz bu programı yayınlanıyor. Tabii biz yayın saatinden daha önceki bir saatte çekiyoruz ama şimdi biz mesela biz şu anda iki tane program çekiyoruz. Ben 1'de 2'de filan manyağa döndüreceğim kendimi. Ne yapacağım ondan sonra? Tamam akşam ne yapalım? Yani ne yapacağız ondan sonra? 1'de 2'de o hale geleceğim. Sonra ne yapacağız? Gecelerde de yakalanmayacağız. Eve gideceğim tek başıma oturup. Radyo tiyatrosu. Radyo tiyatrosu. Radyo tiyatrosu. Efekt kompas çakar. Bakalım neler olacak. Efektör. Ya bu bir reva mıdır bize ya? Vallahi olacak işte. Bizim gibi
bir ara 90'lı yıllarda bütün dünyada vardı. After Hours evet. mekanda hatta. Tabii. Evet. Tabii tabii. Yaşınız müsaade ediyor mu? 90'larda bebeydiniz ya. Biz 42 yaşındayız efendim ikimiz de. O 44 ben 42. Aman gözünüz toprağa bakıyor. Ne var ayol? Ben 56 oldum. Allah Allah. Söylemeyin dışarıda. Aman efendim. Vallahi söylemeyin şaka yapmayın. Yani o After Hours kafeler iyiydi. After Hours kafeler birçok mesela ben o sırada Kanada'da görmüştüm, Fransa'da görmüştüm, Hollanda'da görmüştüm, birçok yerde görmüştüm. After Hours kafelerde ne yapıldığını da anlamıyordum. Alkol filan da yok. Tabii. Çay veriyorlar. Herhalde manyakların gittiği bir yer. Sakinleştirici veriyorlar. Tabii. Azdırıcı olmasın diye. Saat 4.30'da falan. Tabii. Işte. Evet. Ne yapıyorsun? Çay içiyorsun. Abi 3'te işim bitiyor. Bu çok normal bir şey aslında yani. Hani ama tabii ki bunun da bir maliyeti var. Biz de gece çalışan yani. İşçileriz sonuç evet. olarak. Yani bu adamın da bir işten çıktığında oturup kahve içip tabii. kafasını dinleyeceği bir yer olmalı. İki lafın belini kırmayak mı? Doğru. Doğru bir şey. Bir de gittiğin her yerde benim en çok bozum mesela çekimden gidiyorum. Mutlaka eğlence var. Haddir. Ya onu istemiyorsun. Biraz sükunet. Ya senin adrenalinin var ama etrafta sükunet istiyorsun. Evde istemiyor insanı. Evde isteme. Ne yapacağım evde? Aynen. Yani. Zor. Türkiye'de. Öyle dükkan mı açsak? Evet benim kafamda bir soru işareti oluştu. Benim şeyde bizim bu kabaremizde Dada Salon'da biz aslında biraz after hours'uz. Yani oyundan sonra herkes hadi kış hadi güle güle oyun bitti demiyoruz. Süper. Oturun diyoruz. Müzik hafifliyor. Şahane. Ondan sonra insanlar sohbet falan yapıyor. Çok özlediğimiz bir şey yaşıyoruz. Şahane. Çok güzel. O da oyundan sonra sohbet edebilme. Çünkü şimdi turnelerde falan sohbet etmek yok. Oyun tabii. konusunda konuşmak da yok. Tabii. Sadece fotoğraf çektirmek var. Tabii. Makine gibi. Bu tabii, abi tabii. korkunç bir şey. Yok. O yani, daha çok yoruyor galiba. Mesela aslında. Senin konserden sonra sen de fotoğraf çektiriyor musun? Evet, çektirirsin. Evet. Mesela şarkılarla ilgili ya şunu ne güzel söyledin, şunu da söylesene, bunu da böyle yapsana falan yok. Herkes sanki biraz önce görüşmemişiz gibi sadece fotoğraf çekiliyor ve senden o fotoğraf alınıyor ve gidiliyor. Alınıp gidilmezse Allah senin belanı versin. İşte o, onlar evet. çok sinir bozucu oluyor. Yani gerçekten o tarafta da bir kamyon çarpmış gibi oluyorsunuz sahneden sonra. Gerçekten bir 15-20 dakika veya yarım saate ihtiyacı oluyor insanın. Evet. Ama yok yani böyle bir şey yok. Hiç de olmuyor. Yani tamam fotoğrafa çıkıyorsunuz. Suratınız şey oluyor bir gülmemiş. Evet. Altına ya yorumlar. Ben şeyi kabul ediyorum. Bilmem yani bu fotoğraf işini hani bir insanın 5 saniyede mutlu etmenin yollarından biri fotoğraf çektirmek. Bunu kabul ediyorum. Fakat şey benim de kimi zaman hani artık şey falan. Oluyor hani şu durum mesela hani bileğinden tutup çeken ya, evet ya belli falan. Ki bir miktar kişi var orada. Şunu hazırlayıver. Bence bu sucuk gibiyim. Aylardan Şubat ve Konya'dayız. Bunu yaşadım abi ben. Hmm. Bak zatürre oldum abi. Hmm. Çünkü dışarıdasın ve bekliyorsun değil mi? Çünkü ayıp olacak çektik Konya'ya gitmişsin yani ve tabii. Ya, hayır da diyemiyoruz. Mümkün değil zaten. Zaten. Hayır bizde yok da yani ama hasta olma pahasına tabii. Abi, bekliyorsun ya bak onu da bir çek. Abi canını seveyim bir dur beni bir sal bak buradan ter akıyor şey doluyor o ter burada kötü yani. Kötü çıkmış bir daha çekilenler var. Tabii kötü çıkıyor. Ya bir daha nasıl çıktığımız önemli değil. Ben zaten çıkıyorum sürekli. Kötü tabii. çıkmış biz bir daha çekilebiliriz. Bir de bana bize pabeş maymunu gibi çıkıyoruz. Daha benim yaşıma geldiğinizde şey de diyecek. Diyor ki Okan abi beraber büyüdük. Çocukken seyrediyordum beraber. Yani öyle bir geliyor ki malını mülkünü üstüme yapacak. Böyle beraber büyüdük diyor. Ben de diyor nani ne istiyorsun? Bir fotoğraf. Lan niye fotoğraf çekiyorsun? Beraber büyüdüysek nasıl büyüdük ondan konuşalım. Gel beraber oturalım. Sohbet tabii edelim. Ki. Yani fotoğraf çektirmeyecek miyiz? Lan hani beraber büyümüştük? Fotoğraf ya. Çektirerek mi büyüdük? Hayır, o fotoğrafı alacak gidecek. Bitti. Bizde de şey var Cem abi, Cem Darman herkes diyor. Cem abi biz sizinle büyüdük diyor. Cem abi buna çok daralıyor. Bir gün şöyle bir şey yaşadık. Cem abi bizim oyunun okuma provası dönemi evine davet etti işte, Onur'la beni. Yani dünya tatlısı bir eşi ve çok güzel bir evi var. Allah daha çok versin. Yani emekle kazanıldığı çok belli bir evi var. Hani çok büyük, çok lüks değil ama çok güzel bir ev. Böyle balkona çıktık ve önde de bahçe var. İşte burası çocuklar dedi. Burada işte benim köpekler filan ağaçta. Bizim Onur birazcık patavatsızdır böyle. Abi ne güzel. İnşallah burada ölürsün dedi. Cemal böyle. Sen öl lan dedi.
Bu gerçek orada da var mesela. Hiç sizinle büyüdük. Tam benimle büyüdün de abi. Hani müsaade et, ben de bir yani tanışalım, fotoğraf çektirmekten ziyade adını öğreneyim mesela. Ya bir merhabaya aç kaldım. Tabii ya, evet yani abi. Merhaba yani. Bir de çektirdikten sonra ışık hızıyla. İşlerden sonra yani tiyatro ya da konser, bunlardan sonra seyirciyle o işi de paylaşmak istiyoruz. Yani bir eleştirirsin, evet. Belki küfredeceğim, olmamış diyeceksin. Tabii. Kötü olmuş de bir şey. Yani bir beraber bir şey yaptık, bir zaman geçirdik, o zamanı şey yapacağız. Yok. Yok. Bizim evet. Harem Kabare'de öyle bir sahne var. Adamla kadın ayrılıyorlar ama gitmeden bir selfie çektireceğiz herhalde. Çok iyiymiş. Ayrılırken bir ayrılık selfiesi ve çok mutlu çektiriyorlar. Peki. Ay ne tatlısınız vallahi. Biz çok mutlu olduk. Çok güzel, çok huzurlu bir şeydi vallahi. Üç çirkin adam genç kızlar gibi sohbet ettik. Okan Bey birlikte büyüdük. Vallahi.